zaten ileri yaşta hiç toparlayamaz. Neler diyor? O bir şey vardı. Konuşuruz daha sonra, olmadı. Sıkıntı yok, konuşun siz. Daha önce yaptığınız bir şey... Tutsan, tutsanız olur mu? Olur. Ha. Şurası yerinden mi? Diyor, şey... Kadar zorluyor. Oturamıyor, eziyet çekiyor. Düşsem artık bir şey yavaştırayım arasında beni. Ben mi? Ben birisini var ya. Kendilerinden bir şey. Ben... Ne? Bunda daha fazla da bundan göre. Burası. Evet. Şunda çok iyi. Evde fizik tedavi alıyorum. Haftada 2-3 kere. Şimdi biraz şey istetmeye başladım. Daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Doktorlar da bir şey demiyor. Belki 6 ay sürer, belki 2 yıl sürer ama devam edeceğim. Umut var tabii. Kazadan sonra oluşan durumda hissiyatı neredeyse hiç yoktu. Ama kendisiyle haftada 3 gün ortalama 1-1,5 kadar saat kadar devam ediyoruz fizik tedavisini. Fizik tedavisi devam edecek. Hastanın ne kadar sürede iyileşeceği konusunda net bir süre vermek çok zor. Ama hissiyatı gitgide artıyor. Antalya Yardımlaşma Platformu olarak Jamal Hanım'ın rahatsızlığından haberdar olduktan sonra Avustralya'da yaşayan bir gönüllümüz kendisine destek olmak istedi. Maddi desteğiyle evde fizik tedavi imkanına kavuştuk. Şu anda haftada 2 gün evinde fizik tedavi alabiliyor. Hastaneye gidip gelmesi kendisinin ulaşımı açısından çok zor olduğu için haftada 2 gün şu anda evde çalışıyorlar. Ciddi bir karşılık gördük. Kendisinde tedavinin çok olumlu etkilerini gördük. Kendisi de çok memnun. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. İnşallah gönüllerimizin desteğiyle de bu fizik tedavinin daha uzun devam edip sağlığına kavuşması için destek bekliyoruz.